क्या होती उतरन। Alo Bay Kanna, şu an evdeyim. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. Bayan Kanna telefonlarıma çıkmıyor. Anladım, demek meşgulsünüz. Aa, evet evet, hiç önemli değil. Tamam, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hayır hayır, önemli değil. Hanımefendi, iyi misiniz? Masajınızı yapayım mı? Gerek yok Damini. Canım istemiyor. Bu çok iyi bir yağ. Size çok iyi gelecek. Hanımefendi, Anjum abla bu özel yağla tedavi oluyor. Bu çok iyi Damini, bir yağ. Damini, gerçekten hiç iyi hissetmiyorum. Siz söylemeyebilirsiniz ama gözleriniz istediğinizi söylüyor. Bunu yapan adam gerçekten işinin ehli biri. O işin ehli mi bilemem ama senin ellerinde bir sihir olduğu kesin. Bir şey mi oldu hanımefendi? Siz iyi misiniz? Söyleyin bana, ne oldu? Damini, hatırlıyorum da benim arkadaşım bir bilezik için seni suçlamıştı. Ben de... Boş verin, o günler geride kaldı. Ben unuttum bile. O zamanlar ben de sana inanmıyordum. Ona inanmıştım. Sana güvenmemiştim ama zamanla gerçekleri gördüm Damini. Onlar gerçek dostum değilmiş. Ben 2 aydır burada rahatsızım. Hiçbiri buraya beni görmeye gelmedi. Sen hep benimle ilgilendin. Bu dünyada size bacağını feda etmek isteyen insanlar bile vardır. Biraz boşver Damini. Kalsın öyle. Sana ne kadar kötü davrandığımı düşündükçe kendimi suçlu hissediyorum. Sana hak etmediğin şekilde davrandım. Ne kadar kötü davranırsam davranayım, sen beni yalnız bırakmadın. Hep benimle ilgilendin. Sana borcumu nasıl ödeyebilirim Damini? Sen çok iyi birisin. Haydi gel. Trene binip son bir kez tur atalım. Ne dersin? Hayır, olmaz. Öğretmen bir yere gitmeyin Dinle. Dedi. Bütün kızlar şimdi duş almaya gidecek. Biz o sırada trene binip son turu atalım. Bir daha ne zaman geleceğiz? Tamam. Gel hadi. Hiç merak etme. Babama söylemeyeceğim. Gel. Hiçbir şey olmayacak. Sen oraya oturunca ben de bileti almaya gideceğim. Çok eğleneceğiz. Tamam mı? Gel bu tarafta. Amca, bu benim kız kardeşim. Kardeşimin yanına kimseyi oturtma sakın. Hemen gidip bileti alıp geleceğim. Kardeşim orada oturup beni beklesin. İtça, orada oturup beni bekle. Sakın yanına kimseyi oturtma, tamam mı? Ben hemen bilet alıp geliyorum. Anlaştık mı? Çabuk ol, birazdan kalkacak. Tamamdır. Sen oraya geçip otur. Ben bileti alıp geliyorum. Bekle beni. Yanını bana ayır lütfen. Bilet alıp hemen geliyorum, tamam mı? Bekle beni. Anlaştık mı? Çabuk ol. Senin için yanımı tuttum. Biraz hızlı ol hadi. Tamam, bekle, geliyorum. Tıpkı hızlı ol.
Güle güle İtcan. Tatlım otur, aşağı düşeceksin. Durdurun, şimdi oturur musun lütfen yerine? Amca yavrum, durdurun. Otur. İnmek istiyorum lütfen amca treni durdurun. Aşağı inmeliyim lütfen amca treni durdurun. 5 dakika sonra inmek. Hayır oturmak bana istemiyorum. İstasyona geldiğin inmek zaman durur, hayır, o zaman inersin. Hayır. Durdurun. Durdurun. Ne zaman duracak? 5 dakika sonra. İstasyona geldiği zaman durur. Herkes sıra oluştursun. Herkes burada mı? Evet, evet öğretmenim. Evet öğretmenim. Vibabi Tete. Buradayım öğretmenim. Hetal Sivan. Buradayım öğretmenim. Sonal Gonsal ve. Buradayım öğretmenim. Radhika Chaudhary. Buradayım öğretmenim. Riya Bhattacharya. Buradayım öğretmenim. Payal Rastogi. Buradayım öğretmenim. Eğer öğretmen İtcan'ın ismini okursa o zaman herkes durumu anlayacak. Tapasya Takur. Buradayım. Simyan Raş. Buradayım öğretmenim. İtcha Bharti. Buradayım efendim. Farin Kaan. Burada. Sabah Kata. Tapasya, neden İtcha'nın yerine buradayım dedin ki? O nerede? O tuvalete gitti. O yüzden onun yerine benim söylememi istedi. İşte gerçek bir kız kardeş. Hadi sıraya girin bakalım. Bu sıradan başlasın. Hadi. Evet. Nereden bileyim ben? Buralardadır kesin. Hem sen biletini de almadın. Bilet almadan trene bindin. Kim ödeyecek şimdi bunun parasını? Oradan buradan gelip bedavaya eğleniyorsunuz. Hemen gözümün önünden git. Hadi git. Gitsene. Tapu. Nereye gittin? Beni burada bir başıma bıraktın. Tapu. Tapu. Tapu.
tapu. Ben tapuyu bulmak istiyorum. Şimdi ben burada tek başıma ne yapacağım? Tapu. Sanırım burası da doğru yol değil. Şimdi ben ne yapacağım burada? Ne oldu canım? Neden ağlıyorsun? Okul otobüsümü bulamıyorum. Okul otobüsümü bulmam gerekiyor. Okul otobüsü mü? Bahçenin önünde görmüştüm. Bu taraftan gidiyorsun. Otobüsünü orada görebilirsin. Hadi tatlım. İstersen çabuk ol ha. Tapu. Ben nereye geldim? Tapu. Dışarı çıkmam gerekiyor. Eğer otobüs buradan gittiyse eve nasıl döneceğim ben? Nasıl döneceğim? Yenilmekten korkmayanlar, yenilme cesaretini bulabilenler asla kaybetmezler. Yenilmekten korkmazsan... Hiçbir zaman kaybetmezsin. Hiçbir zaman... Thank you.
Hadi çocuklar. Hadi, hadi, merhaba anne. Hadi bakalım, görüşürüz. Hadi gelin bakalım merhaba, hepiniz. Merhaba. Tamam. Hoşçakalın. Geçin, görüşürüz. Görüşürüz. Hadi eve. Görüşürüz çocuklar, tamam. Görüşürüz. Çok güzel bir gündü. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın öğretmenim. Kızım. Hoşçakalın. Kızım. Kızım? Canım, söylesene nasıldı pikniğiniz? Güzeldi. İçça nerede? O bir dahaki otobüsle arkadaşlarıyla geliyor anne. O yüzden anne ben çok yoruldum. Onun gelmesine daha biraz zaman var. Ben eve gidiyorum anne. Tamam kızım. Araba da orada duruyor. Hadi ben seni arabaya bırakayım. Ver çantanı bana. Geç kızım. Dinle. Kızımızı eve götür. Arabayı dikkatle sür. Hızlı kullanma. Ben ve İtça daha sonra geleceğiz. Kızım. Meyve suyunu içersin. Tamam mı? Sanki bir çocuk sesiydi. Teyze burada tek başımayım. Lütfen beni de alın. Ben seni Rampuri'ye bırakıyorum ama sen çocuk sesi mi duyuyorsun? Amca, amca lütfen beni de alın. Durun lütfen. Hayır lütfen. Hoşçakalın çocuklar. Hoşçakalın. İtça. İtça Baharti. Üçüncü sınıf öğrencisi. Bu otobüsle de gelmedi. Belki de eve gitmiştir ha? Hayır hayır. Kızımızın yanında değildi. Kızımız bana ikinci otobüsle geleceğini söylemişti.
ama hala gelmedi. Belki Tapasya ile birlikte eve gitmiştir. Hayır, ben gördüm. Tapasya'yı arabaya ben bindirdim. Bana ikinci otobüste dedi. Belki içeride uyumuştur. Ben bir bakayım. Otobüste kimse kalmadı. Biz kontrol ettik. Yok mu? Nereye gitti o zaman? Bilmiyor musunuz? İççe nerede? Sizinle birlikte gitmişti. Nerede kızım? Sakin olun. Ben hemen evinizi arayacağım. 2-62-74-0-41. Bu nasıl olur? Ben yoklama listesini almıştım efendim. Lütfen bir kez daha kontrol edin. Kız gelmiş mi? Alo? Alo Bay Takur. Okuldan arıyorum ben, Kanna. Bay Takur, Tapasya Takur eve vardı mı? Şu anda evde mi efendim? Hayır, gelmedi. Evet, şimdi geldi. Tamam o zaman, İça da yanındadır değil mi? Çünkü İça'nın annesi okulda bekliyor ve onu soruyor. Hayır, İça yanında değil şu anda. Ne? Hala eve gelmedi mi yani? Size demiştim değil mi? Bir saniye. Alo? Ben Damini. Efendim. İça gelmedi mi efendim oraya? Kızımız bana ikinci otobüste geleceğini söylemişti ama o ikinci otobüste de yok. Efendim, acaba İça o yolunu kaybetmiş olabilir mi? Merak etme Damin. Ben hemen okula geliyorum. İça hiçbir yere kaybolmaz. Sen bekle. Peki efendim. Hemen geliyorum. Tapasya. İça nerede? Seninle eve gelmedi mi? Damini teyzen okuldan aradı. Nerede o? Sana ondan ayrılmamanı söylemiştim. Şey baba, ben ilk otobüsle geldim. O arkadaşıyla birlikteydi. Benimle gelmesini söyledim ama o ikinci otobüse bindi. Arkadaşıyla birlikte gelmek istedi baba. Ne oldu? İça gelmedi mi? İça okula dönmemiş. Aman Tanrım. Damini aradı. Hemen bir çözüm bulmalıyım. Kim bilir nereye gitti bu kız? Sen istersen okula gidip bir bak, ne dersin? Merak etme, tamam. Bakacağım. Tamam. Bu ne böyle? Böyle sorumsuzluk olur mu? Öğrencilerin yoklama listesini görmek istiyorum. Efendim ama iç o sırada oradaydı. Peki, o zaman nasıl ortadan kayboldu? Bu kız büyü mü yapıyor da böyle bir anda ortadan kayboluyor? Birisi bir hata yapmış. Kesinlikle.
Söyleyin şimdi ne söyleyeceğiz ailesine? Bunu asla tolere edemem. Sizinle sonra konuşacağız. Önce polisi arayacağım. Efendim, kızım nerede? İççam nerede? Merak etmeyin. İç çayı bulacağız. Bayan Joshi, hanımefendiyle ilgilenin. Ben polisi arayacağım. Efendim? Efendim, iç çay yok. Merak etme. Nasıl sorumsuzluk? Ne oluyor burada? Böyle küçük bir kız nasıl kaybolur? Bir kıza sahip çıkamadınız mı? Efendim, bir şey... Baytakur, üzgünüm. Yani merak etmeyin. Polisi arıyorum şimdi. Evet, evet. Polisi arayın. Hadi. O kız tek başına ormanda ne yapar ki? Kim bilir nereye gitmiştir. Hemen bulun onu. Bir dakika. Lütfen. Bir dakika. Buyurun müdür bey. O sizin kızınız olsaydı... Siz de bir saniye bile yerinizde duramazdınız müdür bey. Damini, bak şöyle yapalım. Sen... Eve git ve bana güven, hayır, tamam mı? Hayır efendim. Evde ne yapayım ben? Ben de geleyim sizinle lütfen. Güven bana. İç çaya hiçbir şey olmayacak. Bak, Livia da çok endişeli. Hemen eve git ve beni evde bekleyin. Bakın çok geç oldu. Lütfen onu eve bırakın, tamam mı? Peki. Ben buradayım Damini. İç çaya hiçbir şey olmayacak. Seferinde aileye bir sorun çıkarıyor. Gecenin bu saatinde Jogi hizmetçinin kızının başı derde girdi diye onun yüzünden ormanda dolanıyor. Olacak iş mi bu canım? Teyze, sana kaç kere söyleyeceğim. Bizim için iç çayla tapasya arasında bir fark yok. Senin için de olmasın lütfen, oldu mu? Tanrı en iyisini bilir. Bak, hizmetçi annesi de geldi. Hanımefendi, kayboldu, iç çay yok. Hayır, her şey düzelecek, merak etme. O çok cesur bir kız. Tapasya'nın babası yakında onunla döner. İç çayı bulup bize getirecektir, merak etme. Her şey düzelecek. Benim yüzümden sizin de Baytakur'un da keyfi kaçtı hanımefendi. Hayır Damini, o nasıl söz öyle? Sanki başımıza dert oluyormuşsun gibi konuşuyorsun. Her şey düzelecek, merak etme. İnan bana lütfen. Ne oldu efendim? Aç kapıyı. Efendim, park şu anda kapalı ve kapıyı açmaya yetkimiz yok. Park sadece sabah 9'dan akşam 7'ye kadar açık. Kızımız İççe okulla birlikte buraya geldi. Şu anda burada olmalı. Park kapatılırken her yer kontrol ediliyor. İçeride kimse yoktu. Bütün okul otobüsleri geldi ama kızımız gelmedi. Okulda da yok, sadece burada olabilir. Aç şu kapıyı. Hadi, hadi aç. Aç kapıyı. Bakın, atladığımız bir yer olabilir. Bekçi, sen de onunla git. Saat geç oldu, dikkatli olun. Teşekkür ederim.
inmek istiyorum lütfen. Durdurun, inmek istiyorum. Kaybolduğu iyi oldu. Umarım bir daha bu eve geri dönmez. Tapasya ne kadar da üzgün. İççe yüzünden endişeleniyor. Hayır, istemiyorum. Tapu yavrum. Hadi yemek ye kızım. Canım, sen yemek yemezsen İççe geri gelmez. Hadi ye yavrum. Büyük anne, aç değilim ben. Tapasya canım, karnın açken uyuyamazsın. Biraz da olsa yemelisin. Peki anne. Hadi kızım başla. Baban biliyorsun ki gitti kızım. İççeyi getirmeye gitti. Onunla gelecek, merak etme. Yemeğini ye şimdi. Anne, su istiyorum. Damini. Hanımefendi, uyuyamadınız mı? Bugün hangimiz uyuyabilir ki sence? Bilemiyorum hanımefendi. Tanrı bana bu cezayı neden verdi? Bunca yıldır ondan ayrılmadım. Şu an nerede olduğunu bilmiyoruz. Tam da hayatımız düzene girmişti sayenizde. Ben kızım olmadan yaşayamam hanımefendi.
O benim her şeyim. Kızımı geri istiyorum, hiç ama istiyorum hanımefendi. Başka bir şey istemiyorum. Sadece onu istiyorum efendim. Ben kızım olmadan yaşayamam efendim. Damene, iç canın başına bir şey gelmeyecek. Tanrı iyi insanların başına bir şey gelmesine izin vermez asla. O her şeyin en iyisini bilir. Sadece biraz sabret. Jogi zaten onu arıyor. Tek yapmamız gereken sabredip inanmak. Tanrım, Tapasya'nın babasına İtçe'yi ararken yardım et. İtçe! 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 Yaşıyor. Hayatta. Bu insanlar nasıl bu kızı burada unuturlar? Kızım, al, su iç. İç hadi. İçsene. İç kızım. Al, hadi. İç. Hayır. Yavaş kızım, yavaş. Boğulacaksın. Al. Yolunu mu kaybettin kızım? Hep buraya okulla birlikte geldim. Eve dönerken yolumu kaybettim. Eve gitmek istiyorum. Git. Eve git. Ama saat çok geç oldu. Gece oldu. Yarın sabah gidersin. Bu gece benimle gel. Hayır, ben gelmeyeceğim. Annemi istiyorum. Böyle söyleme kızım. Benim evim hemen şurada. Hadi gel gidelim. Eve gitmek istiyorum. Kızım, sabah gidersin evine. Gece orman tehlikeli olur. Şimdi benimle gel canım. Hadi gel benimle. Ama ben evime gitmek istiyorum. Hadi gel diyorum. Hadi gidelim. Gidelim eve. Hadi gel. Gel hadi. Yürü. Hadi. Hadi.
Gel bakalım. Gel gel gel. Heh. Şöyle. Aha. Çok tehlikelidir orman. Alo. Buldun mu onu? İçerle ilgili bir şey öğrendin mi? Hayır. Arıyorum. Ama merak etme. İçeri bulup hemen geleceğim. Birazdan orada olurum. Tamam. Ne dedi? Bir şey öğrenmiş mi? Hayır. Ama Tapasya'nın babası aramaya devam ediyor. İnançlı ol sen, her şey düzelecek. Merak etme lütfen. Buralarda olabilir. Şuraya bakalım. İtça! Babam İtça'yı bulursa o zaman... Tapu kızım, uyu hadi. İtça her şeyi anlatacak ona. Sen merak etme kızım. Büyük anne, korkuyorum. Eğer öğrenirse babam beni asla affetmeyecek. Tapu kızım, saat çok geç oldu. Bu saatten sonra onu ormanda kimse bulamaz. Babam elinden geleni yapar, iç çayı bulur. Ben çok korkuyorum büyük anne. Babam bana çok ama çok kızacak. Ağlama kızım. Sen doğru olanı yaptın. Çünkü o kız seni çok büyük sıkıntıya sokuyordu. Öyle değil mi? Ben annemi istiyorum büyük anne. Hayır kızım. Hayır yavrum. Korkudan her şeyi anlatırsan ne olur? Sakın böyle yapma kızım. Burada kal ve sessiz ol. Hadi gel. Şimdi uyu biraz yavrum. Uyu. İtça gelmeyecek. Gelirse gelsin ne olur. Sen hiç korkma. İtça'nın yalan söylediğini söylersin. Öyle değil mi? Sen ona gitme dedin. Ama o seni dinlemedi. Sonra da böyle oldu işte. Hem zaten onlar senin annenle baban. İtça'nın değil. Merak etme, onlar seni affedeceklerdir yavrum. Çünkü senin annenle baban her zaman çocuklarını affeder. Hadi sen şimdi uyu. Her şey düzelecek. Sonrasını en iyi Tanrı bilir. Tanrı en iyisini bilir. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani
किस्मत अपनी तो जैसे कोई रूठी नानी नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी।